Önce hepinizi güzellikle selamlıyorum. Dışarıda kan gövdeyi götürürken her taraf kan ağlarken biz burada güzellik üzerine sohbet edeceğiz. Bu da güzel bir şey. İşte diğer insanlar başka şeylerle meşgul olurken biz burada güzelliklerle ilgili konuşma yapacağız. Bu da sizin şanslı olduğunuzu gösteriyor. Çok az fazla kalabalık değil ama neyse. Evvela güzellikleri, sanatı ve sanatkarları yaratan en büyük sanatkar Allah Celle Celaluhu'ya hamdü senalar olsun ki bizi insan olarak yarattı ve bunca nimetlerin yanında bize güzelliği görme ve idrak edebilme kabiliyeti verdi. Sonra muhabbetine cümle kainatı muhabbetine yarattığı Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in âli ve ashabına selam olsun. Allah-u Teala Hazretleri cümle mahlukattan önce her şeyden evvel önce kendi nurundan Nur-u Muhammedi'yi yarattı. Ona hayranlıkla, muhabbetle, sevgiyle nazar eyledi. Sonra onun nurundan cümle mahlukatı ruhlar ve cisimler alemini yarattı. Buradan anlaşılıyor ki sanatın kaynağı aşktır. Aşkın sırrı güzelliktir. Güzelliğin insan güzelliğe vurgundur. Allah Celle Celaluhu insanı güzellikten anlayan bir varlık olarak yarattı. Adem Aleyhisselam'a can beden dizlerine geldiğinde kendisine cennet gösterildiğinde heyecanlanarak ona koşmak istedi. Doğrularak ona koşmak istedi. Buradan anlaşılıyor ki insan güzellikten anlayan bir varlık olarak yaratılmış. Eğer güzellikten anlayan bir varlık olarak yaratılmasaydı hiç ilgilenmez, heyecan duymaz. Tüm güzelliklerin kaynağı Allah'ın, tüm güzellikler Allah'ın cemal sıfatının yansımalarıdır. Allah'ın güzellik hazinelerinden bir zerrenin yeryüzünde saçılmasındandır. Sanatçının kudreti de ona cemal sıfatına olan aşkı nispetinde onun kudreti ve gücü ve ifadesi olur. Sanatkarlar güzelliğe aşık ruhlardır. Onlar güzellik onların zaafıdır. Sanatkar Allah'ın güzelliğini anlatan bülbüldür. Onlar ışıklara aldanan kelebekler gibidirler. Sanat bir enerji işidir. Eğer hissedebiliyorsanız, eğer insan hissedebiliyorsa insandır. Hissedemiyorsanız sanat yapamazsınız. Hissedemeyen insan taşlaşmış, odunlaşmış gibi olur. Taşlaşmış gönülden sanat çıkmaz, pınarlar akmaz, aşksız gönülden sanat çıkmaz. Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri
88 bin alemi kendisinin varlığına ve birliğine alamet olsun diye yarattı. İnsana da onun sanatını, kudretini anlayabilecek kabiliyet verdi. Cümle mahlukatta onun sanatını keskin görüştü, insanlar için sanatını gösterdi. Eğer onun kudretini, sanatını gören gözler, aşk dolu gözler olmasa ne bir çiçek açar, ne de koskocaman güneş doğar. Cenab-ı Hak, ben gizli bir hazineydim, bilinmekliğimi istedim, beni bilebilecek insanı yarattım diyor. İnsana kendi sıfatlarından, 8 sıfat-ı subutiyesinden 8 sıfatı vererek, bu çamurun içine koyarak insanı yeryüzünde en şerefli mahluk olarak yarattı. Eşrefi mahluk olarak yeryüzünde kendisini halife yaptı. Ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Ben sizin sırrını, insanın sırrı, insan benim sırrımdır diyor. Kim beni biliyorsa, kim kendini biliyorsa beni bilmiştir diyor. O halde onu uzaklarda aramamız gerekmiyor. Herkes kendi sırrını çözmek zorunda. Başkasının kuru sınırını aramamalı, kendi sırrını çözmekle meşgul olmalı. Herkese insan, her insanda bir cefer vardır ve herkes kendi ceferini bu çamurun içinden çıkarması lazım. İnsanın taşıdığı bu sıfatlardan dolayı insanlara saygı göstermek lazım. İnsanın yüzüne vurmak, sövmek, yumruk atmak veya ayıbını yüzüne vurmak veya küfretmek haramdır. Çünkü insan bu 8 sıfatı boynunun üstünde taşıyor. Yani yüzünde taşıyor. İnsanın boynunu kestiğinizde bütün bu sıfatlar gider. Bunlardan, sıfatlardan biri hayat. Yani hay Allah diyoruz. Diri Allah anlamına geliyor. Hayat sıfatı insanda hayat var demek oluyor. Allah ezeli ve ebedi diri olduğu için bu sıfatı tam olarak taşıyor. İnsan sonradan Allah insana hayat sıfatı vermiş ve insanı ölümsüz kılmış. İnsan ölmekle ölmez, öldüğü zaman ancak uykusundan uyanmış olur. Hayvanlarda hayat sadece bu dünyada geçici olarak hayatları var. Hayvanlar için ebedi bir hayat yoktur. Eşek cenneti diye bir şey yoktur. Bitkiler için de yoktur. İkincisi ilim sıfatı. İlim de bilmek, bilgi sahibi olmak anlamına geliyor. Allah'ın bilmediği, gizli, aşikar, yerler ve gökler içinde ne cereyan ediyorsa her şeyden haberi vardır. Ama insan ancak kendisine bildirildiği kadar veya kendi gayretiyle öğrenebildiği kadar ancak bir şeyler bilebiliyor. İnsan bu bilgi sayesinde teknikte, sanatta dünyaya hakim olabiliyor. Ama hayvanlarda bu bilgi az olduğundan mesela arılar bal yapabiliyor. Tavuklar kendi kümeslerini bilebiliyorlar. İnekler kendi ahırlarının yolunu ezberliyorlar. Birbirlerini tanıyorlar. Bu kadar bilgileri var. Yani böyle bir medeniyet kuracak şeyleri yok. Üçüncüsü işitmek. İnsan
Allah karıncanın sesini de, denizlerin altında, göklerin derinliklerinde olan bütün mahlukatının, yaratıkların sesini duyabiliyor. Biz ise çok az ses duyabiliyoruz. Hayvanlar bizden daha iyi ses duyabiliyorlar. Köpekler, atlar daha iyi sezebiliyorlar. Bitkiler de işitme kabiliyeti var mı yok mu bilmiyorum. Belki bitkiler de müzik dinler yani. Ondan şeyim yok. Üçüncüsü görmek. Allah'ın gizli aşikar görmediği, gözünün ulaşmayacağı, Allah'ın göremeyeceği bir şey yok. Karanlıkta, aydınlıkta her şeyi görebiliyor. İnsanlar ise gündüz aydınlıkta ancak 100 metre mesafeyi ve 10 bin metrede flu olarak görebiliyor bazı şeyleri. Bu tabii insanın 2 milimetre odak uzaklığıyla bu kadar görebiliyor. Bir kartal 10 bin metreden bir buğday tanesini yanındaymış gibi görebiliyor. Demek ki hayvanların gözleri bizden daha keskin, daha iyi görebiliyorlar. Dördüncüsü konuşmak. Allah her yarattığının dilinden, her milletin dilinden konuşabiliyor. Her mahlukatın dilinden konuşabiliyor. Biz ise kendi aramızda değişik diller geliştirerek kendi aramızda anlaşabiliyoruz. Hayvanların da kendi aralarında anlaşabilecekleri bir dilleri var. Bitkiler konuşabiliyor mu bilmiyoruz, belki anlaşıyorlardır. Ama insanlar bu dil sayesinde yazıyı icat ediyorlar, bir medeniyet sahibi olabiliyorlar. Mesela ineklerin medeniyeti olmuyor. İnek medeniyeti diye bir şey yok. İnek edebiyatı, inek medeniyeti diye kütüphaneler kurulmuyor. Demek ki dil, şu gördüğümüz dil o kadar maharetli ki, o kadar tasarım harikası ki ağzına bir şey düşse, taş düşse, kemik olsa, cam olsa onu seçip size teslim edebiliyor. 32 tane giyotin gibi dişlerin arasında dans edip konuşabiliyor. Şarkı, türkü söyleyebiliyor, her türlü sesi çıkarabiliyor. İnsanların alfabesi var, edebiyatı var. Tekvin, bir şeyi icat edebilmek demek. Tekvin sıfatı, işte sanatkarların, Allah'ın tekvin sıfatıyla bir sanatkara ne kadar tecelli ederse o kadar şey yapabiliyor, icat edebiliyor. İnsanlar ancak yaratılmış maddeleri bir araya getirerek bir şeyler yapabiliyor, icat edebiliyor. Ama Allah yoktan yaratıcı, örneksiz yaratıcı, emsalsız ve benzersiz yaratıcı, maddesiz yaratıcı. Yani hiçbir madde ihtiyaç duymadan ol dediği zaman oluveriyor. Böyle bir yaratıcı güce sahip. İnsan ise yaratılan malzemeleri bir araya getirerek ancak bir şeyler yapabiliyor. Bu gerçek yaratıcı anlamına gelmez. Yaratıcı sıfatı ancak Allah'a mahsustur. İnsan ancak icat edebiliyor. Yaratılmış madde, işte çimento, şu bunu bir araya getirerek bir şeyler icat edilebiliyor. Kudret de bir şey yapabilmeye muktedir olmak. Allah'ın kadir olmadığı, her şeye kadir, her şeye muktedir olduğunu görüyoruz. İnsan ise kendisine verilen güç karşısında, yani verildiği güç karşısında bir şeylere kadir oluyor. Bir şeyler yapabiliyor. Sekizinci, hayat, ilim, semih, basar, kelam, tekvin, irade, bir şeye karar verebilme yetkisi. Cenab-ı Hak ne irade ederse onu gerçekleştiriyor. İnsanoğlu da
insanoğlunda da irade-i cüz'iye var. Zaten bu sıfatlar kendisine az bir miktarda verilmiş oluyor gördüğünüz gibi. Tam olarak insana bu sıfatlar verilmemiş. Bir şeye karar verebilme yetkisiyle insan bir hedefe ulaşmak için bir çalışma yapar, bir proje geliştirir, buna ulaşmak için gayret gösterir. Kader buna engel değildir. Bazı insan yani gevşeklik göstermek, tembellik göstermek kader değil. Kader bu sizin çalışmanıza karşılık yaptığınız, yapacağınız şey ya muvaffak olursunuz ya muvaffak olamazsınız. Kader sonuçtur. Muvaffak olamadınız ve o şekilde gerçekleşti. Kader odur. Yoksa kader neyse o olur diye bırakmak yok. İrade ile cüz'iye ile insan hayvanlardan farklı olarak bir mesuliyet sahibi olmuştur. Hayvanlardan farklı insanın yeme, içme, üreme ve ölme işini hayvanlar da yapıyor. İnsanlar ise yeme, içme, üremenin dışında bir de ibadetle sorumlulukları var. Sanat ve ilim ve sanat da Allah insan burada bir ayrı bir üstünlük kazanmış oluyor. Sanat hayvanlardan farklı olarak sanatla insan ayrılmış oluyor. Bu kadar kabiliyet ve yetenek verilmiş olan insanın Allah'ın hiç kendisine kitap ve peygamber gelmemiş olsa bile Allah'ın varlığını ve birliğini anlayabilecek bir karakterde bir yeteneğe sahip olduğunu anlıyoruz. Yani insan kendi kendine Allah'ın var olduğunu, bir olduğunu anlayabiliyor. Ama insana kitap gelmişse insan o kitaptaki ayetleri okumak için alfabeyi, elifbeyi öğrenmesi gerekiyor. Ama Allah'ın görsel ayetlerini, resimli ayetlerini, Allah'ın düzenlediği bu sergiyi, emsalsız sergiyi okuyabilmek için güzellik alfabesine, estetik alfabeye ihtiyaç vardır. Ancak estetik alfabeyle bu güzellikleri okuyabiliyoruz, bir şeyi, güzellikleri değerlendirebiliyoruz. Bir şey sanat eseri mi, güzel mi, değil mi diye ancak estetik değerlendirmeyle bunu anlıyoruz. Yani estetik güzelliğin alfabesidir. Güzelliğin sırrıdır. Bir şeyde sanat varsa, bir yerde sanat varsa orada güzellik vardır. Nerede güzellik varsa orada sanat vardır. İnsan aslında sanata vurgundur. Her şey sanatlı olduğunda güzeldir. Mesela Kur'an-ı Kerim'in okunuşunda, yazılışında, harflerinin dizilişinde altın oranlar var, hesaplar var, evcet hesapları var. Manasında ayrı bir güzellik var, okunuşunda ayrı bir güzellik var. Mesela bir ezan okunurken makamında, gerçek makamında sanatıyla okunduğunda insana ürperti veriyorsa bu sanatındandır. Sanatsız her şey çirkindir. Sanat olmadığı yerde çirkinlik, düzensizlik, tesadüf, rastgelelik vardır. Oysa sanatta rastgelelik, başıboşluk diye bir şey yoktur. Hani bir yemeğin aşçısı, nasıl aşçısız yemek başıboş kendi kendine oluşmaz, bir tablo kendi kendine boya döküldü diye oluşmazsa, sanatsız nar tanelerinin kendi kendine şuursuzca dizildiğine inanmak, göz bebeğinin bilgisizce oluştuğuna inanmak, bu beynin akılsızca oluştuğuna inanmak kadar akılsızca bir şey olmaz.
Günün birinde misyoner papazlar Anadolu'da Python'la Hristiyanlığı yaymak için gezinirlerken bir ezan okunuyormuş. İnsanın içini ürperten, derinden sarsan bir ezan okunuyormuş. Peder demiş ki, durdurun demiş arabayı. Büyük bir huşuyla dinlemiş. Sonunda bir ah çekmiş. Devam edin demiş. Ne içten okudu demiş. Falan içini bir sarsılmış ve devam etmişler. Sonra ikindi vaktinde başka bir yerden geçiyorlarmış. Adam da berbat bir ezan okuyor. Demiş ki hemen şu camiye yaklaşın demiş. Yaklaşmışlar, o müezzin minareden inince ona bir kese altın vermiş. Ve uzaklaşmışlar. Talebe papazlar demişler ki, aziz peder bu ne oluyor? Sen o güzel ezan okuyana ah dedin, içini çektin, ne güzel okudu, içim sarsıldı dedin. Bu da ne berbat okuyor diye ona bir kese altın verdin demiş. Ah yavrularım demiş. O öncekiler demiş, önceki demiş benim öyle perdelerimi yıktı ki az kalsın imanımdan olacaktım, dinimi değiştirecektim demiş. Bu benim imanımı tazeledi, beni yeniden dinime döndürdü demiş. Başkalarının da dinden imandan etsin diye ona bir kese altın verdim. İşte zamanımızdaki ezanları dinleyince acaba diyorum bu bizim imamlar bu papazlardan birer çuval altın rüşvet mi aldılar diye. Düşünüyorum. Demek ki bir şey güzelse sanatından diyoruz. Bir yemek aşçısı olmasa, onu sanatlı olarak ayarlamasa, yağını, tuzunu, biberini ayarlamasa o yemeğin güzel olduğunu kimse söyleyemez. Belki inekler bile yemez öyle bir yemeği yani. Ustası yemeği yapan sanatıyla yapmasa yani bir şeyi yaparken insanın ruhunu katması lazım. Ne yaparsanız yapın onun güzel olması için ruhunuzu katması lazım. Mesela şimdi eskiden mobilyacılar ağacı yontuyorlardı, kendi elleriyle yapıyorlardı. Şimdi fabrikasyon olarak o motifleri üretiyorlar, hiçbir lezzet olmuyor. Ruh yok çünkü. İnsan bir şey yaptığında ruhunu katarsa, mesela çay yapacaksanız o çaya ruhunuzu katmanız lazım. Kahve yapacaksanız ne yaparsanız yapın ona ruhunuzdan bir şeyler vermeniz gerekiyor. Ayarını yapmanız lazım. Yani kendi ruhunuzdan bir ayar vermeniz lazım ki o güzel olsun. Demek ki sanatsız hiçbir şey güzel olmaz. İşte Allah bu kudretleri insana verdiğinde Allah insanı kendi beni bilebilsinler diye yaratmış olan insana oku diye emretmiş. Yani gözün okuma yazma bilsen de bilmesen de oku demiş. Burada bu nasıl okumak olacak? Allah yerler ve gökler arasında saçılmış olan güzelliklerden, bitkiler üzerinde, insan, hayvanlar üzerinde saçılmış olan güzelliklere, yerler ve gökler arasındaki olaylar hakkında tefekküre dalmamızı istiyor. Şimdi bu estetik alfabe nasıl oluşacak onu şey yapıyor. Yüzeysel değil, derinlemesine düşünerek tefekküre dalmamızı istiyor. Tefekkür, bir insanın yaratılmışların karşısında adetleşmiş alışkanlıklarından ruhunu arındırması demek oluyor. Yani güzelliklerin yanından duygusuzca geçişlerin göz alışkanlığıyla adetleşmiş yüzeysel katı bakışların o körlüğün yerini aşk, hayranlık ve azamet duygularıyla dolu bir ibretle bakış yerini aldığında insan
ölümsüz bir güzele cemalullah'a ancak ulaşabilir. İnsanın ruhu, kalbi ancak ilahi güzelliğe, cemalullah'a kavuştuğu zaman ancak huzur bulur. Yani Adem Aleyhisselam cenneti görmüş bir kişi, Allah'ı görmüş bir kişi olarak 50 sene cennette yaşadıktan sonra yeryüzüne geldiğinde hep o güzelliğin hasretini yaşadı. Hep onun acısını çekti. İçinizde soru sormak varsa, sormak isteyen varsa sorsun. Hı? Buyurun. Sor bakayım. Siz Allah'ın sıfatlarını anlattınız ve onların her birinin insanda da kısmen kodlandığını söylediniz. Evet. Bu kodlanmış şeyler doğrultusunda estetiğe doğru varmamız gerektiğini de söylediniz. Yani Allah bu sıfatları insana vermemiş olsaydı yeryüzünde hakimiyet kuramaz. Hayvanlardan, bitkilerin üstünde bir üstünlük kuramaz. Bir medeniyeti olmaz. Sanatı da olmaz. Bu sıfatlarla ancak üstünlük kurup sıfat olabilir. Bir şeye güzel diyorsak bu sanatındandır diyoruz. Ama bir şey niçin güzeldir diye bir soru soruyorsanız, bir sanat talebesi olarak bir hocanın yanına gidip ondan estetik dersleri, bir şey niçin güzel olur, daha nasıl en güzel olur? Sanat çünkü en güzel ulaşmak için bir çaba olduğuna göre en güzel nasıl olur diye onun ilmini öğrenmesi gerekiyor. Yani bir ustadan öğrenmesi gerekiyor. Yoksa sanat tabii bir güzellikten zevk alabilmek için belli bir eğitimden geçmek gerekiyor. Bir takım psikolojik unsurlar, kültür birikimleri, bir takım birikimlerle bir şeyin estetik olarak ölçebiliyorsunuz, güzel olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yoksa bir de güzellikten anlama kabiliyeti verilmiş olana göre de değişebiliyor. Herkese aynı şekilde güzellikten anlama kabiliyeti verilmemiş ki. Güzel, bir vurdum duymaz için sanatın ne önemi var? Adam para dizmek, kebap yeme zevki varken yani sanatla niçin uğraşsın? Benim han sahibim gibi ya yukarıda bir ressam var, manyak mı ne demiş? İşte bir saattir tomurcukla tomurcuğu evirip çevirip bakıyor demiş. Bu adam nasıl para kazanacak demiş. Ya ben kamyon satıp böyle paraları kasalara doldurmak varken demiş. Niye bu böyle deli gibi demiş almış bir tomurcuğu evirip çeviriyor demiş. Ama şimdi düşünüyorum da güzellikten alma size deseler ki güzellikten alınamaz zevkini sizden alacağız, size bir kamyon para vereceğiz deseler ne yaparsınız size böyle bir soru sorulsa? Şimdi herkes vurdum duymaz için dedim ya sanatın güzelliğinin ne önemi var? İnsan güzellikten anlar. Ama deveyi Topkapı Sarayı'na götürsen ne anlar? Bahçesindeki otları yer. İnek otun yeşilini, morunu, sarısını, kırmızısını düşünmez. Yeşili gördüğümü saldırır. Ama insan yerken rengini, kokusunu, şeklini, nereden geldiğini, nasıl kendini, mesela hamsi denizin altından nasıl çırpına çırpına gelip ağam beni yesin diye önüne konduğunu düşünmen lazım. Bir tavuk yumurta yaparken bu ne sancılarla benim için yumurtladı diye düşünmen lazım. Kasaptan et alırken işte süt kuzusundan pirzola yaptırıyorsun. Çiğ köftelik çektiriyorsun. Bu ne acılar çekerek senin için can verdiğini düşünmen lazım. İbretle bakmak yani böyle olur. İşte ibretli bakışı anlatıyordum. İnsan alışkanlıklardan, hani göz alışkanlığından dünyada bu güzellikleri görmüyor. Görmüyor ve kör olarak gelip geçiyor. Sen neye biniyorsunuz? Otobüse biniyorsunuz. Herkesin elinde bir kablo, önünde kutsal kitap okuyor. Kimse kimsenin yüzüne bakmıyor.
İnsanların kendi gözlerinin rengine bakacak, birbirinin yüzüne bakacak, selam verecek şeyleri yok. Öyle koşuşturma içinde her gün binip inip gidiyor. Marmara'ya biniyor, iniyor, biniyor, iniyor. Her gün aynı monoton hayat bu, gri yaşayış. Bu sıkıcı yaşayış, onun sanatla ilgilenecek bir hal bırakmıyor ki. Kimisinin borcu var, haciz gelmiş, bilmem sıkıntısı var. Yani bu dertler insana sanatla, güzellikle ilgilendirmeyi de unutturuyor. Peki, derdi olmayan bir insanı düşünelim. Sanatı biliyor, tanıyor. Diyelim ki klasik dönemde yaşamış bir ressamı düşünelim. İşte onun önüne o çağlarda, işte atıyorum, futurizm akımından bir resmi, çok önde gelen bir resmi, tabloyu koysalar yine ona estetik bulur mu? Bu neye göre, nasıl? Estetik çağlara göre değişen bir güzellik anlayışıdır. Belki o zaman öyle bir güzellik anlayışı olmadığı için reddeder. Zaten insanlar yeni bir stil, yeni bir tarz ortaya çıktığında onu kabullenmezler. Uzun zaman o stil kendini kabul ettiremez. O çağa mahsus. Estetik uzun bir dönemi kaplayan, bir devri kaplayan güzellik anlayışıdır. Yani bir günlük oluşan bir şey değil. Şimdi bu ibretli bakış demiştik, insanda hani göz dediniz ya, her insanda iki göz vardır. Biri kalp gözü, diğeri baş gözü. Baş gözü penceredir. Göz ruhun penceresidir. Pencereden bakmadıktan sonra, bakan olmadıktan sonra göz açık olsa neye yarar? Bakmak değil, görmeyi öğrenmek lazım. Yani herkeste göz var, bakar ama görmez. Onların gözleri var, görmezler. Kulakları var, işitmezler. Kalpleri de mühürlenmiştir diyor mesela. Böyle bir insan nasıl güzellikten anlayacak? Nasıl ona sanatı sevdirebilirsin ki? İşte güzellikten anlama işi biraz eğitimi. Mesela bir talebe uzun zaman bir dokuyu, bir kompozisyonu, mesela altın oranları anlayamaz. Her şeyde bir alt, bu kainatın yaratılışında altın oranlar var. Nispetler var, orantılar var, derin bir matematik var, geometri var, dengeler var. Mesela denge sanatın en önemli unsurlar, şeylerin, güzelliğin sırlarından bir tanesi. Mesela insan simetrik denge biçimine göre yaratılmıştır. Bu simetrik denge bozulduğunda sanat, güzellik diye bir şey kalmaz. Cemal ile Temel Trabzonspor maçına gidiyorlar. Tezahürat bir ara coşuyorlar. Öndekileri rahatsız edince öndeki beyefendi diyor, kulaklarını sağır mı? Bak sinirlendirmeyin beni diyor. Bunlar da ne olacak sinirlendirirse, şöyle böyle derken bak kulaklarınızı keserim diyor. Adam ikisinin de birer kulağını kesiyor. Eve gelince Cemal evine gelmiş. Karısı demiş, uy benim Cemal'im demiş. Senin tek kulağın da olsa ben senin her halinle demiş seni seviyorum. Bilmiyor musun daha demiş. Üzülme demiş sen. Biraz sonra kapı çalınmış, Temel gelmiş. Bu Temel demiş, ne oldu sana? Fadime beni evden kovdu daha demiş. Niçin kovdu? Dedi ki bana diyor, ben senin iki kulağınla ben sana tahammül edemiyordum da. Tek kulağınla sana nasıl bakacağım demiş. İki aşk örneği burada. Yani bu simetrik denge bozulduğu için birine aşık oldunuz, onu seviyordunuz. Ama bir kulağı koptu, bir gözü kör oldu, bir yüzünün bir tarafı yandığı zaman denge bozulduğu için güzellik yerine acıma ve başka hisler giriyor. Yani estetik denge bozuluyor. İşte estetik denge bu kadar önemli. Şimdi bakın, insanlar, hayvanlar, çiçekler ve meyveler simetrik olarak yaratılmış. Diğerleri de asimetrik olarak yaratılmış. Asimetrik dengede altın oranlar var.
insanlar bu altın oranları keşfetmişti. Allah yaratırken bu altın oranları zaten tabiata bu dengeleri koymuş. Bu hesapları yapmış. Mesela Kabe'nin güney kutbuna olan uzaklığıyla kuzey kutbuna olan uzaklığının orantısı 1:618. Gün doğumundan gün batımına olan uzaklık oranı 1:618. Mesela altın oranlı bir tuval hazırlayacaksınız, değil mi? Şu uzun kenarı biliyorsunuz. 1:618'e böldüğünüz zaman kısa kenar çıkar. Altın oranına göre tuval hazırlarsınız. Mimar Sinan bu altın oranına göre Süleymaniye'yi yapmış. Biz kabaca ressamlar bir tuvalı üçe bölüyoruz. Üçte ikisine ağırlık noktasını koyuyoruz. Aşağı yukarı 3-5 santim fark ediyor. Yani altın oranına göre 1000 metrenin büyük kenarı 68 falan oluyorsa, diğeri de 31 falan oluyorsa, bizim şeye göre 35 falan oluyor işte. Ona göre göz kararı olarak yerleştiriyoruz. Göz noktasını oraya koyuyoruz, ağırlık noktasını. Yani bütün bunlar güzelliği ölçüsüdür, güzelliği gösteren sebeplerdir. Bütün bunlar tek tek anlatılması lazım. Bunu ancak estetik dersinde anlatabiliyor. Hocam bir de uzak doğudaki estetik yapısı, mesela altın oran daha farklı oralarda. Japonlarınki daha farklı. Şimdi doluluk boşluk dengeleri var. Japonlar mizaç olarak boşluğu tercih ediyorlar. Hiçbir zaman doluluğu tercih etmiyorlar. Gürültüden hoşlanmıyorlar. Yerde oturuyorlar. Oturma masaları, yatak odası takımı, yemek odası takımı diye evin içinde doldurmuyorlar. Yani adamlarda bir boşluk, sükunet anlayışı var. Boşluğa bir denge biçimini seçerken doluluk boşluk dengesinden birinden birini tercih etmeniz gerekiyor. Ya doluluğu tercih etmeniz gerekiyor ya boşluğu tercih etmeniz gerekiyor. İkisinden birinden birine hakimiyet kurmanız lazım. Mesela soğuk sıcak dengesinde ya soğukların hakimiyetine tabloyu bırakmanız lazım ya sıcakların, ki bir tabloya baktığınızda bu soğuk tablo, bu sıcak tablo diyebilmeniz lazım. Doluluk boşluk dengesi de böyle. Uzak doğuda boşluğa ağırlık verdiklerinden tablolarında, mekanlarında boşluk hakimiyeti var. Temel Fadime'den evvel Almanya'ya gitmiş, sonradan Fadime'yi Almanya'ya götürmüş. Havaalanından evlerine giderken sana ne mobilyalar dizdim demiş. Temelde Almanya'da çöpen atılan ne kadar masa varmışsa, sandalye varmışsa, ne kadar şey var üst üste dizmiş, masalar üst üste, sandalyeler üst üste. Fadime de kocaman okyanus gibi, hükümet gibi kadınmış. Kapıyı açtığında, Temel demiş, kendinden baygınlığı geçirmiş. Ne oldu sana demiş. Pana yer bırakmadın demiş. Ben nerede döneceğim? Bana yer bırakmadın demiş, ben nerede döneceğim? Bizim insanlarımız gürültüden, doluluktan o kadar çok hoşlanıyorlar ki hayatlarında ufacık boşluk bırakmaya tahammülleri yok. Evin içi ağzına kadar mobilya dolu. Yatak odası takımları, yemek odası takımları, işte şu takımlar, bu takımlar. Bir kütüphane kurmuş, içi kavanoz, bardak dolu. Bir kavanoz. Yani insanlarımız estetik anlayışı bu. Sen Türk milletini bu şeylerden vazgeçiremezsin. Ya bir kütüphane koyuyor, ev koskocaman yeri işgal ediyor. O kütüphanede olmayan çay bardağı, nerede ucuz çay bardakları varsa sonuna kadar doldurmuş. Ya bunlar ne işe yarıyor? İşte güzel görünüyor, dekor, şu bu. Bu neresi dekor? Antika değil, bir şey değil. Bir sürü çay bardağı, kavanoz. Ya bir kavanoz için evin kocaman yerini ona işgal ettirilir mi yani? Bu nasıl anlayış? Yüksek bir masa bulamazsınız uzak doğuda. Bir kere estetik, ta ilkokuldan beri estetik dersi başlıyor. İlkokul çocuklarının kitapları sanatlı resimlerle doludur. Sanatsız bir şey yok. Yazılar da öyle. Bizimkiler naylon işte. Valtisteymiş, şuymuş, ondan almışlar şişirme, naylonla şişmiş bir sürü şeylerle. İşte bütün filmler, çocuk filmleri öyle. Bunun hiç sanatla ilgisi yok. Estetikle de ilgisi yok.
yanlış şeydir. Yani küçüklükten beri estetik dersi konulmuş olsa, insanlar o zaman her şeye estetik olarak bakacaklar. Günümüz insanının yaşantısında gözlerini çok az olarak estetik olarak kullanıyor. Gözümüzü hiç estetik kullanmıyoruz genel hayatta. İnsanın normal olarak gözünün terbiyesi için çirkinliklere bakmaması lazım. Çirkin şeylere baktığın zaman gözün ondan etkilenip, senin ruhun da ondan etkilenerek bir müddet sonra çirkinliği sanat olarak benimsiyor. Çirkin şeylere bakmamak lazım. Göz terbiyesi denen bir şey var sanatta. İşte bu kadar farklı şeyler. Başka sorusu olan var mı? Bak, zaman doldu. Hocam ben bir şey söyleyeyim istiyorum. Sor. Ben şöyle bir şey düşünüyorum ama her insanın doğduğunda güzellik üzere doğduğunda... Ha bak ne güzel. Yani insan, bir bebek doğduğunda zihninde ve kalbinde o şey vardır. Yani tamam. Estetik güzellik zaten vardır. İşte yerleşmiştir. Tamam. Ama diyorum, daha sonra bu güzellik şeyi zamanla kirleniyor çevre tarafı. Evet. Bizim estetik dersi aldıktan sonra ve bir şeylere güzel demeye başlamamız aslında mucize var. Böyle bir şey, yani bilmiyorum bu ne derece doğru ama şunu da ben ekstradan şöyle bir şey daha düşünüyorum. Bize öteki alemde güzellik aslında verildi, yani yüklendi. Bizim güzel dediğimiz şey aslında öteki aleme dair hatırladığımız şeyler diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne derece doğru. Bir insan güzellikten doğuştan olarak anlar. Otomatikman ayarlatır. Milyon saniyenin milyonda birinde göz ucuyla şöyle bir baksa bir şey güzel mi değil mi diye anlar. İnsan otomatikman güzelliğe ayarlanmış olarak doğar. Ama niçin güzel olduğunu bilmez. Bilmesi de gerekmez. Onlar için sadece bir şeyin güzel olduğunu anlamaları yeter. İşte normal insan için. Bir şey güzelse, ay ne güzel burun, ne güzel kaş, ne güzel işte çizginin güzeli var, yazının güzeli var, hattın güzeli var, sözün güzeli var, kızın güzeli var, her şeyin güzeli var. Her şeyin güzelinden, yemeğin güzelinden, çiçeğin güzelinden anlayan insan normal olarak biraz gayret gösterse her şeyin güzelliğinden anlar. Ama insanlar mesela sadece insanların çoğu yemek için yaşıyor. Mesela yemek yemezsiniz, yemek zevki için ta gidiyor Adapazarı'na, şuraya buraya kebap yemeye gidiyor. Yani yemek için yaşıyor. Yemek yeme zevki onun için en güzel şey. Yani onun için başka bir şeyin güzelliğiyle ilgilenmek gelmiyor içinde. İnsanların çoğu da yaşamak için yiyor. Yani yemek bulamıyor ancak yaşamak için yiyebiliyor. İnsanlar doğuştan güzelliğe ayarlanmıştır otomatikman. Onun için herkesin sanatkar olması, akademileri bitirmesi gerekmiyor. Herkesin sanatkar olması gerekmiyor. Allah zaten otomatikman bu güzellikten anlama duygusunu vermiş insana. Onu baştan söyledi. Eğer Adem Aleyhisselam güzellikten anlamasaydı hiç ilgilenmezdi dedi. Güzellikten anlama zevki. Zevkinin bizim bedeni ihtiyaçlarımızla veya cinsel cazibeyle doğrudan ilişkisi yok. Ama mesela biz bir şeye muhtaç kılınmışsak, hassas kılınmışsak o zaman ona karşı aşırı bir şey duyuyoruz. Mesela şu su güzeldir. Ama eğer oruç tutuyorsan, çöldeysen bu su senin için 20 kat daha fazla güzel olur. İftara yaklaştıkça daha güzelleşir. Öyle bir berrak, öyle bir şey, bu ne kadar berrak, ne kadar güzel diye artık söylenmeye başlarsın. Susuzluk senin bunun güzelliğinin farkına varmana sebep oluyor. Açlık yemeğin lezzetini artırıyor. Bizim hanım 21 gün aç durdu. Şunların güzelliğini üzerine bir kitap yazabilirdi. Yani yemeğin lezzeti artar. İhtiyaç karşısında bir şeyin lezzeti artar. Acıkmış insan için taşlar, duvarlar ekmek olur. Susamış için çöl bile su görünür. Serap görünür. Susamış için
çöl bile su görünüm. Demek ki kaç kat ona karşı bir meyil ve arzu artıyor. Şimdi şehvet yüklü bir genç için kartondan bir kadın göstersen, oynatsan kendinden geçer, deli olur. Şehvet yüklü bir genci zamanında evlendirdiniz. Yoksa aksi takdirde onu ileride hiç kimseyi beğenmez, evlenmez. Herkes de kusur bulur. Yani bunun farkında olan tüccarlar, şeytanlaşmış insanlar, her medya mensupları, her gazetenin baş köşesine bir çıplak kadın koyuyor. Porno mecmualar üretiyorlar, porno filmler, bu zamana gençlerin böyle bir şey hastalık olarak olduğunu biliyorlar ve üretiyorlar ve ticaret yapıyorlar. Nasılsa bu aptallar yüzde çoğunlukta olduğu müddetçe bizim işimiz iyi gider diye ticaret yapıyorlar, bundan istifade edenler. Yani demek istiyorum ki her cins karşı cinse karşı hassas olarak yaratılmıştır. Adem Aleyhisselam'ın cennette bile canı sıkılınca Havva anamıza Cenab-ı Hak yaratmış ve neşelenmiş, gözleri açılmış. Aksi takdirde cennette bile mahzun duruyormuş. Nasılsın? Ölür. Bu dünyadaki bütün güzeller ölümlüdür. Yerin altında ne Kleopatra'lar, ne Dilber'ler, ne Vildan'lar yatıyor. Ne artistler var. Ne güzeller var. Değil mi? Her şey geçicidir, geçici bu dünyada. Ama insan ölümlü bir varlık olduğu için geçiciye bel bağlar. Yani bir insana deseniz ki şu aşık olduğunuz insanın İşte yüzünde takılıp kalıyorsun ama arkasında kan var, kemik var, iskelet var. İnsan en çok korktuğu şey kendi kuru kafasıdır. İnsanın en çok korktuğu şey kendi iskeletidir. Desen ki bunun arkasında iskelet var, inanmaz. İnsan geçici olan şeye, geçici, ölümlü olduğu için ölümlü şeylere, yani bir güzel ölümlü de olsa, kurtlaşsa da, çürüse de, ölse de onun için fark etmez. Güzel, Allah güzel yaratmışsa, geçici olarak güzel yaratmışsa, geçici de güzeldir yani. Başka sorusu olan yok mu? Hocam, resim sanatıyla ilgili sizin yaptıklarınızla hakkında, dönemlerinizle mesela? Ben kendi dönemlerimi anlatmayayım, sanat tarihi anlatsın. Başka? Yani benimle ilgili soru sordum. Ben kendimi anlatmak istemiyorum. Başka sorusu olan yok mu? Evet delikanlı. Efendim, mesela meşayihlerimiz kainatın orkestrasını duymaktan bahseder. Semavatın raksından bahsederler. Evet. Bizler bunları duyamıyoruz. Keşke duyabilsek. Lakin bunu duyma yolunda gayret sarf ettiğimiz... Sen de tipik bir Türksün. Şeyini doldurmuşsun. Kalbinde boş yer bırakmamışsın. Cenab-ı Hak bir kulun kalbine 70 kere nazar eder, bakar. Ben kainata hiçbir mekana sığmadım demiş, ancak kulumun kalbine sığarım demiş. Ve 70 kere o kulun kalbine nazar eder ki acaba ben var mıyım bu kulumun kalbinde, bana yer bırakmış mı, bırakmamış mı diye. Bir bakmış, bakıyorsun ki kalbin şeye dönmüş, her şey var kalbinde. Ruhunda başka sıkıntılar, başka problemler var. Hiç Allah'a yer kalmamış, girmez.
Şimdi o müzikleri, o sesleri duyabilmek için kalp gözünü açman gerekiyor. Kalp gözü demek, basiret gözü demek. İnsanda iki göz var demiştik ya, biri kalp gözü, biri baş gözü. Kalp gözü basiret gözüdür, yani basiretli bakış demek. Kalp gözü görmeyene de basiretsiz insan derler. Yani kalp körü olan. İşte kalbini açık tutman gerekiyor o müzikleri, o sesleri duyabilmek için. Ama şimdi müzik ruhun gıdasıdır diyorlar. Tamam, her müzik makamı insanın ruhuna yerleşiyor. Ben eskide müzik yaptığım, meşgul olduğum için bir türküyü ezberlediğimde o türkü devamlı benim kalbimde dönüp duruyordu. Bir gün namaz kılarken baktım ki benim kalbimde kundurmama kum doldu, atmaya yürek gerek, nazlı yarın yanında durmaya yürek gerek ve çalıyor. Eyvah dedim, bu ne oluyor ya, bundan kurtulamıyorum biliyor musun? Yani müzik kalbe yerleşiyor. Sen müzik ruhun gıdasıdır diye sanıyorsun, o müzik senin ruhunun belası olmuş. Yani sanat da öyle. Güzellik de insanın ruhunun gıdasıdır. Güzellik insana güzellikten, o ahenkten meydana gelen bir haz, zevktir güzellik. Bir kimseye aşık olduğunuz zaman ondaki mesafeler, ondaki ahenkten, ondaki oranlardan size, sizin duyduğunuz hazza güzellik diyor. Ve dediğim gibi yani başka ilahi müzikleri dinleyebilmek için kalbin temiz tutup o şeylere ulaştırmak gerekiyor. Yani basiretle bakmak gerekiyor. Tefekküre dalıp yerler gökler arasındaki hesapları, muazzam oranları, Allah'ın sanatlarını, kudretini inceleyebilirsin. Mesela bilgiye önem veren milletler, bugün Kur'an-ı Kerim'deki harflerin dizilişine göre, altın oranlarına göre buluşlar yapıyorlar. Güneşle dünyanın arasındaki hesaplar yapıyorlar. Güneşle dünya arasında 130 tane güneşin sığabileceğini, dünya ile ayın arasında 130 tane ayın sığabileceğini, onların mesafelerini, kürelerin hesaplarını, çaplarını bu ayetlere baka baka öğreniyorlar. Endülüs Emevi Devleti yıkıldığında bütün Endülüs Emevilerin kütüphaneleri onlara kaldı, Avrupalılara. Edison o kitapları incelerken Tanrı zarar atmaz demiş. Bakmış ki Allah'ın hiçbir başı boş, düzensiz bir şeyi yok. Muazzam hesaplar var. Muhyiddin-i Arabi Endülüs'üdür biliyorsunuz. Onun kitabını okumuş. Edison da ampul yapıyor. Kablodan kabloya elektrik sıçratıp elektriği yakmak istiyor lambayı. Bir türlü yanmıyor. Muhyiddin-i Arabi demiş ki insan her gün ölüp ölüp diriliyor demiş. Uyuduğu zaman ruh bedenden ayrılıp rüya alemine geçiyor, dolaşıp geziyor. Beden ise yalnız can mevcut bedende, can olarak yani ruhsuz olarak orada yatıyor. Ruh bedene geldiği zaman hemen diriliyor. İnsan öldüğü zaman ruh çıkar gider. Biri aşk şiirleri okusa, biri bir şeyler anlatsa anlamaz, konuşamaz, işitemez. Bütün bir Allah'ın verdiği bu sıfatların hepsi gider. İnsan demiş gece yatıyor, ölüyor, gündüz sabahleyin kalkıyor, diriliyor. Uyuduğu zamanki zamanın farkında olmadığı için ve bu sık sık tekrarlandığı için demiş, kendini hep diri sanıyor. Vay, Edison 23-24 kere sıçratıyormuş. Bu sık sık yapıyor deyince, bu sıçratmayı 60'a çıkardığı zaman ampul sürekli yanıyormuş gibi gözükmeye başladı. Benim hocam demiş, Muhyiddin-i Arabi'dir demiş. Bak, yabancı insanlar, ülkeler bu ilme değer veriyorlar. Bizim Kur'an-ı Kerim'i anlamamız gerektiği gibi anlıyorlar. Onların anlamamız gerektiği gibi anlıyorlar. Biz ise hiçbir
inananın, yani çoğu inananların çoğunun sanatla hiçbir alakaları yok. Halbuki Allah Celle Celaluhu diyor ki, bak kulum ben bu deveyi nasıl yarattım, bu göğü nasıl yükselttim, bu dağları nasıl dizdim, bu yeri nasıl döşedim diye hiç bakmaz mısın diyor. E burada bir tablo yapıyor. Ne deveyi düşünüyorsun sen? Okuyorsun, Kur'an-ı Kerim okuyor. Bu deve hakkında hiçbir kimse düşünmüyor. İlmi olarak düşünen yok. Sanatsal olarak düşünen yok. Ben mesela sanatkar olarak Allah benim önüme bir tablo yaptı şimdi. Ben o tabloyu düşünüyorum mesela. Göğün direksiz olarak nasıl yükseltildiğini, güneşin elsiz ayaksız nasıl havada durduğunu düşünmüyor musunuz diyor. Yani gökyüzüne bakın, benim yaratışımda bir kusur, eksiklik mi var? Allah'ın yaratıcı sıfatlarından biri de eksiksiz ve kusursuz yaratması yani. Allah'ın dağın başında, tenhada, uçurumun kenarında, hiç kimsenin bir uğramayacağı bir yerde bir mor çiçeği, menekşeyi yaratıyor. Hiç kimseden övgü beklemiyor. Hiçbir şişirme, eksiklik, kusurluk yapmıyor. Bunu nasılsa kimse görmeyecek, ben bunu şişireyim diye bir şey yok. Sanatkarda da bu özellik olması lazım. Sanatkar yaptığının insanlardan veya başkalarından takdir beklemeden en mükemmel şekilde yapması lazım. Sanatta hile, sahtekarlık olmaz.